İnsanının da bunu yapması lazım. Ama size sorsam ki sizin bu alanda 1900 hangi alan olursa olsun 1920'de kim çalışıyor? Veya 1700'lü yıllarda kim çalışıyor? Ben kendim ekonomi hocasıyım. İşletmen çalışıyorum. Ekonominin babası kimdir diye soruluyordu. Adam Smith dedi. Şimdi arkadaş diyor ki piyasayı serbest diyor. Adam Smith o zaman ölçek ekonomisi yoktu. Ölçek ekonomisi olmadığı için piyasası serbest bırakın diyor. Şimdi serbest bırakıyorsun güçlünün zayıfı ezdiği bir yapı ortaya çıkıyor. Laissez passer, laissez passer. Anlatabildim mi? Tüm mesele oradaki input-output ilişkisini, output-output ilişkisini, ölçek ekonomisini, bunların hepsini üst üste koyarak gelmek olmalı. Ondan sonra zaten sonsuz bir sermaye var. Aklınız, burada çok rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Bundan sonra geleceğin ne olacağını. Geçmişine bakarak geleceği. Endüstri 4.0 şudur arkadaşlar. Endüstri 4.0 bu benim dediğim su, toprak, tohum ilişkisi. Bu ilişki her zaman bitki yeşertir mi? Nasıl? Kesinlikle hocamız güzel ifade ediyor. Orada bir optimizasyon ideali var. Yani yaratılışta bu ideal var. Asitlik basit, sevap günah, görevlerin ve sorumlulukların, doğru mu? Fizikte tüm bilim dallarında bir optimizasyon vardır. Zira bilim kainatta vardır. Sadece keşfedilmeyi bekler. Hangi alanı çalışıyorsanız çalışın. Munzur Üniversitesi'ne gelin. Orada insan elindeymemiş, insanlar tarafından üretilmemiş üretim vasıtaları dediğimiz tabiatta bilim vardır. Önemli olan onu görebilmektir. Bilim, bu anlattıklarımızın hepsi kainatta vardır. Ve dolayısıyla geliyoruz bu sanayi devrimi, tarım devrimi, sanayi devrimi kısaca optimizasyondur. Optimizasyon, o ideal olan İş birliğini sağlamaktır. Elektrik elektronik devrimi bunun üzerine otomasyonu koydu. Optimizasyon artı otomasyon oldu. Endüstri 4.0'da da objelerin interneti konumu. Doğru mu? Sizin dediğiniz nesnelerin interneti aslında obje nesne değil. Evet. Yok öyle değil. Obje ile nesnenin Türkçesine bakın hocam. Objedir. Sizin kullandığınız objedir. Anlatabildim mi? Nesnelerin interneti denilmesinin sebebi insanı da bir nesne olarak görebilmek anlayışına sahiptir. Ve böyle bir çarpık zihniyet vardır. Oysa ki insan yaratılmışların en değerlisidir. Tamam mı? Objelerin internetidir. İnsan bir obje değil. Anladın mı? Bunlara çok iyi bakmak gerekir. Orada ne oluyor? Şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki toplum 5.0.
Buna göre akıllı gelecek ne olacak? Ne olacak? Akıllı gelecek. 20 saatte uçakla gittiğiniz bir ülkeye 20 dakikada gidilecek. Diyebilir miyiz? Yani şu anda bunun teknolojisi yapılmış durumda. Sadece güvenlik tedbirleri alınıyor. Buradan bildiğinizde 20 saatliğe uçak yolculuğu yaptığınızda, tamam mı? 20 dakikada gidebilecek. Akıllı gelecek nedir? Uçan elektrikli araçlar olacak. Doğru mu? Akıllı gelecek nedir? Bir gün Ahmet Özal Cumhurbaşkanı Malatya'ya geliyor. Diyor ki bir gün diyor şöyle bir el kadar alet çıkacak diyor. Dünyayı Türk milleti olarak buradan yöneteceğiz. Hemşeriler de diyor ya hemşerimiz de diyor 60. Anladın mı? İnanmıyorlar ama diyorlar. İşte bugün bu telefon. Anlatabildim mi? Dünya yönetiyoruz. Şu anda internet ağında. Böyle bakmak lazım. Bununla ilgili benim de birkaç hatıram var ama onlara zaman almayalım, konuyu dağıtmış olmayalım. Arkadaşlar, gerçekten elektrikli aracı, uçan elektrikli aracı yapan Türkiye yüzyılı olacak. TOG'u yapan bu millet Türkiye yüzyılından bunun uçanını da yapacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Siz inanacaksınız, siz yapacaksınız. Elbette ki aldatanlar da olacak. İkiye bölündü bilim camiası. Yapay zeka dediğimiz, sanal gerçeklik dediğimiz uygulamalarla insanı aldatanlar. Sanki gerçekmiş gibi, tamam mı? Metaverse dediğimiz ve benzeri uygulamalarla insanlar düşünmüyor, demiyor ki bu nasıl oluyor? Ya düşün, oluyorsa sen de yap. Olmayan şeye de inanma. Özgüveninizi yitirmeye çalışıyor küresel güçler. Nasıl ki buharlı makina bulundu diyerek çok basit buhar gücünü bize yıllarca imparatorluk başarısıymış gibi yutturan milletler şimdi de sanal gerçeklikle kendilerinin çok güçlü olduğunu iddia ediyor. Öyle değil arkadaşlar. Türkiye yüzyılına inanın. Bunu yapacaksınız. Hep şunu söylerler. Gezen mi çok bilir, okuyan mı çok bilir? Kim çok bilir? Gezerek okuyan. Gezerek okuyan. Dünyanın gezdiğimiz ülkelerinde, okuduğumuz ülkelerinde şunu gördük. Gerçekten Atatürk'ün dediği gibi Türk milleti çalışkan. Türk milleti zekidir. Buna inanın. Bazıları gençliği farklı kategoriye koyuyor. Farklı isimler koymaya çalışıyor. İşte Z kuşağı yakıştırması yapmaya çalışıyor. Ben diyorum ki Z kuşağı değil, zeki kuşak. Kendinize bir alkış. Dolayısıyla her topluluğun kendi parası olacak. Onu da tahmin ediyorum. Coin'i olacak. Coin'i olacak. Alışverişte, takasta onu kullanacak. Bunda geç kalınmaması lazım. Bunları yapacak da kim yapacak? İnsani kamil yapacak.
Mükemmel insan. Peki mükemmel insan nedir? Yaratılışta yani hepimiz mükemmel yaratılıyoruz. Yaratılmışların en değerlisi insandır. Nerede olursa olsun insan diyor. Bakın ayrım yapmadan diyor. Ama maalesef o yaşanan tahribatlarla insanlıktan çıkanlar oluyor. Doğru mu? İnsan olarak görevini tamamlayan çok az kalabiliyor. Bugün 21. yüzyılda Gazze'de zulüm oluyorsa insan olmadığımızı gösteriyor. Ne kadar devrim yaparsak yapalım bu insan olmadığımızı gösteriyor. 21. yüzyılda niye savaşıyoruz? Buna anlam veremiyoruz. Peki mükemmel insan dedi değerli kardeşimiz, nedir mükemmel insan olmaya sürecini devam etti? Akıldır. Girişimcilikte hep anlatılır. Hocamız da burada sağ olsun. Yıllarını verdi girişimcilik kongrelerine. Girişimde hep anlatılır. Ben girişimci olacağım da sermayem yok. Senin sermayen sonsuz verim sana. Yeter ki akıldır. Akıl sonsuz bir sermayedir. Dolayısıyla akıl nedirle başlamak lazım? Akıl aldanmamaktır. Akıl aldatılmamaktır. Akıl sarı altındır. Doğru mu? Sarı altından da değerlidir. Paha biçilmezdir. Atalarımız ne diyor başta akılla ilgili? Neler var atasözü olarak akılla ilgili? Zazacada. Nedir o? Bakın ne kadar güzel bir anlam. Bir taştır. Herkesin kafasında değil. Aslında bir ne benziyor? Buzdolabına konulmuş, dondurulmuş bir kıyma. Bunu çözmek gerekiyor. Çözmediğin zaman hiçbir anlamı olmuyor. İşte eğitim onu çözme sürecidir. Dinlemektir, konuşmaktır, okumaktır, yazmaktır, hayal etmektir, keşfetmektir ve tasarlayıp yapmak. Akıl budur ya. İnsanlık için güzel şeyler yapmaktır. Bugün dünya var ise, ayaktaysa akledenlerin sayesinde olmuştur. Düşünmüşlerdir. Tamam mı? Eğer siz günde bir saatinizi okumuyorsanız, haftada bir sayfa yazmıyorsanız, gerçekten sizin aklınız buzdolabına konulmuş kıyma gibi çözülmemiş demek. Çözmek için bunu yapmanız lazım. Akıl öyle bir şeydir ki akıl nuru ile maddeciliği yok edebilirsiniz. Madde nedir ya? Niye maddeye takıyorsun? Aklın ışığıyla
aklın nuru ile maddeciliği yok edebiliriz. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Kapitalizmle yönetilen bir dünyada bunu yapmak durumundasınız. Senin üzerinde lüks ayakkabı olmayabilir. Ama siz ne yapabilirsiniz? İnsana yardımı, paylaşımı yaptığınızda çok daha mutlu olursunuz. Aklın nuru ile maddeciliği yok edebilirsiniz. İlmin ışığıyla, ilmin nuru ile cehaleti yok edebilirsiniz. Dünyanın en büyük sorunu cehalettir. Hacı Bektaş Veli bizim üniversitenin üniversitemizin girişinde yazıyor. İlimden gitmeyen yolun sonu karanlık. İlimden gitmeyen yolun sonu karanlıktır. Doğru mu? Bu gerçekten Hazreti abi ilim bir noktaydı, cahiller çoğaldı diyor. Şu anda çalışmalara bu gözle baktığımda biraz da Zülfiyar'a dokunayım. Yok şunun şununla ilişkisi var. Rekare 98'i diyor. Evladım bu başından belliydi ya. Bunun böyle çıkacağı belliydi ya. Doğru mu? Başlarken sonucu belli. Dolayısıyla bu anlattığımız çerçevede yazarsınız kendiniz. Bilim, tarih ve tabiat okumalarıdır. Onu yazarsınız, tabiata çıkarsınız, aklınızın akdettiği kadarıyla yazarsınız. İşte bilim budur. Onu kopyalayıp şirketlere yazdırmak değildir. Anlatabildim mi? Bunlar basına yansıdığı için ifade ediyoruz. Ne dedik? Dedik ki akıl ışığı ile neyi yok edebiliriz? Maddeciliği. İlim yoluyla cehaleti, ilmin ışığıyla, marifet nuru ile de nefsini yenebiliriz. Nefsi yenmek o kadar zordur ki. Bir ben var, benden içeri diyebilmek. Herkes nefsinin peşine koşuyor. Çünkü Aaron Smith ne diyor? Görünmezce teorisi vardır. Herkes bireysel menfaatinin peşine koşacak, farkına varmadan topluma hizmet edecek. Böyle bir şey yok. Toplumu tahrip ediyor. Dolayısıyla toplumun çıkarları için, ulusun çıkarları için, ülkenin çıkarları için koşturduğun zaman çok daha iyi yapmış oluyorsunuz. Bugün biz Munzur Üniversitesi olarak 7. 8. aydır rektör atandık. Şunu dedik. Eğitim öğretim üniversitelerin görevidir. Ar-Ge üniversitelerin görevidir. Toplumsal kalkınma, topluma katkı üniversitelerin görevidir. Biz önceliği hangisine verdik? Toplumsal kalkınmaya, topluma katkı. Çünkü bizim zaten, Selam Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buradaki topluma katkı denilen bizim YÖK tarafından üniversitemizin ihtisası olarak belirlenmiştir. Çok doğru bir karar. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bozulmamış bir tahribat edilmemiş, tahrip edilmemiş bir tabiye güzellikleri var. Dünyanın en bitki, zengin bitki çeşitliliği var. Bilim gerçekten orada keşfedilebilir. Dolayısıyla kısaca sevgili gençler, değerli hazırım. Şunu ifade edebiliriz. Online bizi dinleyen değerli arkadaşlar.
Bir, akılla başlayacaksın. İkinci adım, düşünme tekniği. Gidiyor güme gideceğim. Ama mı gideceğim ama mı? Arkadaşlar görüntü ve ses gitti. Acaba herkeste mi aynı problem var? Evet hocam. Ben de duymuyorum kişiler. Ama YouTube kanalından devam ediyor hocam. YouTube kanalından takip edilebiliyor. Ekim saati sosyal ilişki. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bir ekim olacaksınız. Her ay bir üniversiteyi ziyaret edeceksiniz. Anladın mı? Bu çok büyük bir kazanım. Rastgele değil. Hangi alanda ziyaret ediyorsan. İktisatçıysanız iktisat alanında. Sosyologsanız sosyoloji alanında. O sosyalleşme denilen kavram var ya, sosyal 8-8-8'lik yani. Sosyalleşme denilen olay senin kendi sahanda işin yaşayanları, emekli olmuşları, yazdıkları bunlarla hayatı geçirmektir. Akıl ancak böyle çalışmaya başlar. Yeserek okumayla, yazmayla, hayal etmeyle,
tasarlamayla keşfetmeyle. Sırası da önemli. Sırasını bir daha söyleyeyim. Listening, speaking, reading, writing, imagine, explore and design dedik. Burada da iyi ders anlatın. Hangi alanda çalışırsanız çalışın. Aklından sonra düşünme. Nasıl düşüneceğiz? Düşünme teknikleri çalışan var mı? Kitaplarını okuyan var mı? Eleştirisel düşünme. Yaratıcı düşünme. Kendini keşfetme. Düşünme dört adım. İsmini siz koy. Bir, aynaya bak düşün. İlk adım budur. Aynaya bak düşün. Mükemmel çalışan bir sistem var. Doğru mu? Kendi boy aydınlığına bak. Hani dedi ki yaratılmışların en değerlidir insan. Kaç tane sistem var insan vücudunda? Dolaşım sistemi. Sindirim sistemi. 8-9 tane sistem var. Keşfedilmiş olan, ifade edilen yeni keşfedilen sistem. Bunlar o kadar mükemmel çalışıyor ki. Geliyorsunuz bir bina yapılıyor. Havalandırma sistemi çalışsa kanalizasyon sistemi çalışır. Anlatabildim. Onun için Yunus diyor ki ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. İlim burada başlar. Aynaya bak düşün. İşletme derslerine girerken şunu der. İşletmeciliğin pazarlama, muhasebe, finansman, üretim ve benzeri fonksiyonlarını 223 tane işletmecilik fonksiyonu belirlemiştim. Bunları insan vücuduna benzetin demiştim. Hangi fonksiyon kalbidir, hangi fonksiyon kafasıdır? En büyük verimliliği orada alıyorum. Öğrenciler kendileri düşünüyor. Kitabı veriyorum, diyorum ki bunu insan vücuduna benzetin. Yönetim ve organizasyon. Ne dersin? Sadece beyin mi? Organizasyon. Ya senin şu anda alt çenen çalışıyor, doğru mu? Bir de üst çenen çalışsaydı ne kadar tehlikeli olur. Bakın üst çene çalışmıyor. Sistemi araştırıyoruz. Çünkü bilimin geldiği noktada ne oldu? Yönetim, bilişim sistemleri oldu. İşte bir düşünme diyoruz. Aynaya bak, düşün. İkinci adım ne? Göle bak, düşün. Göl. Ben bahsedeyim bu arada, biz bazen gül diyoruz. Göl, gül karışıyor. Uyla, uyuyor, uyla, uyuyor, karıştırıyoruz. Göle bak, düşün. Yani suya bakmış. Görebildiğim var, doğru mu? Göremediğim var, yansıma var, kırılma var, fizik var orada. Biyoloji var orada, kimya var orada, matematik var orada, her şey orada. Güzel sanatlar orada. Beden eğitimi orada, spor orada. Sağlık orada, her şey orada. Hocam nereye gidiyor? Gel gel ya. Gidersen anlatma olmaz lütfen. Ya yanlış anladın biz. Gel. Yanlış anladı arkadaş. Göle bak düşün. Üçüncüsü nereye bakacaksın? Neresi de o? Havaya bakarsan
Uçak görürsün. Dersen ki havada uçak gidiyor. Doğuştan gözleri görmeyen biri de ki ya seni kandırıyorlar, oradan bir şey gitmiyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla havaya bakmaya gerek yok. Aynaya bak düşün, göle bak düşün, dağa bak. Dağa bak düşünün. Dördüncüsü, şimdi işte uzay bilimleri diyoruz ya, uzaya bak düşün. Uzaya bak düşün. Tek tek düşün, ikisini bir arada düşün, üçünü bir arada düşün vesaire vesaire, bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Mantık. Üçüncü adım mantık. Mantık ne yapar? Mantık şudur arkadaşlar. Tüme varım, tümden gelin, artık feshettim. İflas ettim. Ama hala insanların çoğu tümden gelin ve tüme varımla düşünüyor. Peki ne var? Akılcı yaklaşım var. Mantıksal yaklaşım var. Matrisler var. Wallet approach var. Mantığın bu metotlarını çalışın. Zekaya geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz 9 tane zeka çeşidi var. Doğduğunuz yer itibarıyla, büyüdüğünüz yer itibarıyla, mesela hocamda görsel zeka var. Bu kardeşimizde doğa zekası var. Bir başka arkadaşlar sosyal zeka var. Bir başkasında kinetiksel zeka var. Bir başkasında duygusal zeka var. Zekanın çeşitli olması gerekiyor ki çoklu zeka insanlar birbirini yanlış anlamaz. Ve geliyoruz beşinci adım. İlim, irfan, hikmet. Hocam isim neydi senin? Mehmet Emin. Muhammed, sen bunları yaz, bu yedi adımı. Tamam mı? Ondan sonra bitireceğim zaten. Bir, akıl. İki, düşünme. Üç, mantık muhakeme. Dört, zeka. Beş, ilim. Altı, irfan. Yedi, hikmet. Herkes bu yolda yürüyebilir. Ama Cenab-ı Allah bazı insanlara doğuştan da hikmet sahibi yapmıştır. Bundan da bilginiz olsun. Anladın mı? Fakat herkes bu yoldan yürüyerek oraya ulaşabilir. Onun için emir şudur, ilmi isteyen herkese veririm. Doğru mu? Parayı kime veririm? İstediğime veririm. Dolayısıyla ilim herkese verilmiştir. Verilir. Yeter ki bu adımları isteyin. Ve geliyoruz değerli arkadaşlar. Akıllı gelecek nedir de bitiriyoruz. Akıllı gelecek bu anlattığımız çerçevede yeşil ot görünce baharda Mayıs ayında yeşil ot görüyor değil mi? İnsan diyor oh be, bahar geldi, ne güzel, neşeleniyor. Doğru mu? Akıllı gelecek o neşelenenlerin geleceğidir. Yeşil otu görünce. Akıllı gelecek o yeşil otu hayvana yedirip süt üretmek isteyenlerin geleceğidir. Bir adım ötesidir. Akıllı gelecek
hayvandan elde edilen sütü ürünlerine dönüştürüp katma değerli olarak satan gençliğin geleceğidir. Akıllı gelecek nedir? Sizin o hayvandan ilaç elde eden toplumların geleceği. Akıllı gelecek yeşili gördüğü zaman üstüne yan gelip yatan, mangalı yakan, birlikte konuşan, fikir üreten, o dediğimiz akıl, düşünme, mantık, zeka, ilim, irfan, hikmet basamaklarında yürüyen, birlikte yapanların geleceği. Daha ötesi. Atalarımız geçmişte köle tanımlamıştır hayatı. Hayat buğdayla koyun, gerisi oyun. Bu yolculukta ne yapmışlar? Koyundan etini, sütünü elde ettikleri gibi yününü de elde etmişler. Yününden tekstilini elde etmişler. Doğru mu? Biz de dedik ki atalarımız bunu yapmışsa, diyelim biz de bundan koyun yününden D3 vitamini elde edelim. Elde edilir mi? Edilir mi? Eğer inanmıyorsanız üniversitelerde oturmayın. Boşuna işgal etmeyin. Lazım böyle. Her şeyde inanmamak lazım. İnanacaksın hocam. İnanmak, başarmak. Çok slogan var ya olabilir ama inanmak, başarmaktır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda şuna inandık. Tok aracımız olacak. Doğru mu? Oldu mu? İHA'larımız olacak, SİHA'larımız olacak. Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversitelerimiz olacak. Doğru mu? Ama hala buraların üniversite olmadığına inananlar var. Gelsinler, görsünler, buralar gerçekten Anadolu'nun kültürüyle yoğrulmuş gerçek üniversitelerdir. Tam liderimiz değil, Cumhurbaşkanımız. Evet. Biz liderimiz Türkiye Cumhuriyeti'mizin Cumhurbaşkanımız. Geldiğimiz noktada şunu diyoruz. Geldiğimiz noktada şunu diyoruz. Diyoruz ki Türkiye bugün bilim, şöyle bilimden bir örnek vereyim size. Liderliği de sizinle arada konuşabiliriz. Tamam mı? Bizim anlatmak istediğimiz konu şudur. Bir ulus, bir millet kültüründen koparsa hiçbir şey yapamaz. Çünkü bilim kültürden, kültürel çeşitlilik, kültürel çeşitlilikten bilgi, bilgiden bilim, bilimden teknoloji, teknolojide yenilik, yenilikte kalkınma. 7 basamak. Türkiye'de üniversiteler şu 4 basamağı çok iyi yaparken, bu 4 basamak neydi? Bilim, teknoloji, yenilik, kalkınma. Bir türlü şu 3 basamağı yapmadığı için başarıları yetersiz kalıyor. Bu 3 basamak nedir? Bu 3 basamak kültürdür. Coğrafyamızın her yöresindeki kültür değerlidir, çok değerlidir. Büyük bir hazinedir. Büyük bir hazinedir, bunu bilmemiz lazım. İşte Munzur Üniversitesi'nde çalışıyoruz, Tunceli'de. Bir Alevi kültürü var. Ne kadar güzel bir. Bir Karadeniz kültürü var. Ne kadar güzel bir kültür. Bir Ege kültürü var. Değil mi? Efe kültürü var. Ahi kültürü var. Tüm mesele, olaylara darbatmayıp kültürden
kültürel çeşitliliği oluşturmak, kültürel çeşitlilikten bilgiyi elde etmek. Ondan sonra bilim, teknoloji, yenilik ve kalkınma kısmını tamamlamaktır. Değerli arkadaşlar, çok zamanınızı aldım. Burada bu kadar bilime gönül vermiş genci görünce yarım asrı aşkın dünya deneyimini paylaşmaya çalıştım. Kısaca şunu dedik. Kültür, kültürel çeşit. Kültürel çeşitli farklılıklar zenginliktir. Kültürel çeşitlilikten bilgi, bunları elde etmemiz lazım. Anadolu'da 208 üniversite var durumda ve bu 208 üniversitenin anlayışıyla ne oldu? Bugün dünyanın en çok tercih edilen uluslararası öğrenci alan ilk 10 üniversitesi ülkelerin ilk 10'una giriyoruz. Yanılmıyorsun değil mi? Geçen açıklama orayıydı. Dünyanın her tarafından insanların gelip okumaya çalıştığı. Yabancı konuklarımıza, dinleyenlere de şunu söyleyeyim. Türkiye'de öğrenci yurtları, yabancı öğrenci olsun, Türk vatandaşı olsun hiç fark etmiyor. Herkese tahsis ediliyor. Uygun fiyat. Yurt ücretleri ne kadar? Kahvaltı dahil. 480 kredi yurtları soruyorum. 480 TL ne kadar dolar yapıyor? 15 dolar. Aylık 15 dolar. Öğlen yemeği kaç lira? Üniversitede kaç lira öğlen yemeği? 10 TL. Kaç dolar yapıyor? 10 dolar etmiyor ya. Ne 10 doları? 10 TL. Aylık 10 dolar. Ne yaptı hocam? 25 dolarla burada yeter ki öğrenci okusun. Bu çağrıyı yaptığınızda dünyanın her tarafı gelir. 25 dolar. Kütüphanelerde bilgi erişim ücretsiz. Doğru mu? İşte lise seviyesindeki kitaplara erişmek istiyorsanız bütün üniversitenin web sayfasına koyduk. MGB'nin linki var. Oradan indirebiliyorsunuz. Üniversitelerde okutulan kitaplara erişmek istiyorsanız Gökdelen platformu var. Oradan erişebiliyorsunuz. Açık ders kitapları erişim var. MIT'nin Massachusetts Institute of Technology'nin Türkçe'ye çevrilmiş kitapları var. Bilgiye erişim kolaylığı var. Dolayısıyla tek yapmanız gereken akıl, düşünme, mantık muhakeme, çoklu zeka, ilim, irfan, hikmet. Bunu yaparken de gezerek okumak, eğlenerek öğrenmek, kültürel çeşitliliği zenginliğe dönüştürmek. Çünkü ülkemizdeki kültürel çeşitlilik de yetmeyecektir. Üniversite kavramı oradan geliyor. Dünyanın değişik ülkelerine gidip okumak, işte Erasmus programı biliyorsunuz bu kapsamda, çok büyük bir imkandır. Burs imkanı var. Doğru mu? Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer zaman varsa, soru sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Ama şunu söylemeden yapamayacağım. Kimse bu insanların zihinlerini kirletmez. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte büyük Türkiye olacağız. Bugün olduğumuz gibi hep. Teşekkür ederim. Sayın
Sayın Rektörümüze çok kıymetli konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kongremize online katılan sizler hocaya söz veriyoruz. Değerli hocam, pardon. Duyuyor musunuz acaba? Salonda duyuyor musunuz bizi? Evet. Pekala, öyleyse. Evet hocam, online'da ses net geliyor. Pekala, biz online tamam. Olarak devam edelim öyleyse. Peki. 6.sını düzenlediğimiz, Bingöl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlediğimiz kongremizi Akademik Çalışmalar Grubu adına hoş geldiniz diliyorum. Açılış konuşması için Profesör Doktor Remziye Terkan hocamızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulu üyemiz Profesör Doktor Remziye Terkan hocamıza sözü bırakıyorum ben. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli akademisyenler, saygıdeğer katılımcılar, akıllı geleceğin hazırlayıcıları, tasarımcıları olarak sizlerle bir araya gelmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum, öncelikle ifade edeyim. Akıllı gelecek dünü, bugünü, yarını temasıyla düzenlenen bu kongre, geniş bir yelpazedeki konuları ele alarak sadece mevcut durumu değerlendirmenin ötesine geçerek aynı zamanda yarının getireceği zorlukları anlamayı ve bu zorluklara etkili çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bizleri bir kez daha farklı bir tema ile bir araya getiren kongremiz, tüm bilimsel disiplinleri kucaklayarak bu süreçte hazırlık yapma, katkı sunma ve karşılaşabileceğimiz sakıncılardan kaçınma veya üstesinden gelme konularında işbirliği yapmayı hedeflemektedir. Bugün bilimsel disiplinlerin kucaklayıcı bir işbirliği içinde olması gerekliliğini vurguluyoruz. Geleceğin zorluklarına karşı hazırlıklı olmak ve bu zorlukları aşmak için disiplinler arası bir yaklaşım benimsemek başarı için kritik bir adımdır. Örneğin iklim değişikliği, pandemiler, enerji sürdürülebilirliği gibi karmaşık sorunlar disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir. İklim bilimcileri, sağlık uzmanları, mühendisler ve sosyal bilimciler birlikte çalışarak bu sorunlara kapsamlı ve etkili çözümler bulabilirler. Kongremiz sadece sorunları tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda çözümler üretmek adına bir araya gelen akıllı ve öncü zihinleri bir araya getirmek için bir platform oluşturmayı amaçlamakta. Bilimin, teknolojinin ve insanlığın ilerlemesi için birlikte çalışarak önemli katkılarda bulunabiliriz. Örneğin yapay zeka ve veri bilim uzmanları, sağlık profesyonelleriyle bir araya gelerek gelecekteki sağlık sorunlarına daha hızlı ve etkili çözümler bulabilirler. Ya da uzay araştırmaları yapan mühendisler, sanatçılarla bir araya gelerek uzay keşiflerini daha geniş bir kitleye aktarmak için yaratıcı çözümler geliştirebilirler. Kongre içeriğimizde önemli konular bulunmaktadır. Bu alanlardaki gelişmeler, geleceğin sürdürülebilir, gelecek ve akıllı dünyasını inşa etme yolunda bize yardımcı olacak hep birlikte bilimden sanata, teknolojiden sanata kadar uzanan geniş yelpazedeki disiplinlerin birleşiminden doğacak sinerjiyle geleceği şekillendirmek adına büyük adımlar atabiliriz. Bir kez daha yenilemek istiyorum. Bu kongre farklı disiplinlerden gelen katılımcıları bir araya getirerek geleceği hep birlikte şekillendirmemize olanak sağlayan bir platform sunmaktadır. Hep birlikte bilimin, teknolojinin ve insan yaratıcılığının gücüyle karşılaşacağımız zorlukları aşmak için benzersiz ve inovatif çözümler üretebiliriz. Katılımcıların fikirlerini paylaşarak, bu konularda işbirliği yaparak akıllı geleceğin temellerini birlikte atmaya hazır olduğumuz
çok verimli olacak bu platformda. Bir aradayız. Hep birlikte dünü anlayarak, bugünü değerlendirerek ve yarını planlayarak daha akıllı bir geleceğe doğru ilerleyeceğimize inanıyorum. 6. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongremizin yeni fikirlerin yeşerdiği, geleceğin şekillendirme yolunda ilham verici, işbirliklerinin güçlendiği bir platform olmasını diler. Hepimizin etkileşimli ve üretken bir kongre deneyimi yaşayacağımıza inancımı ifade etmek isterim. Kongre oluşumunda emeği geçen herkese de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Katıldınız, onur ettiniz bizi. Çok sağ olun. Dear guest, now I would like to turn the English because we have lots of foreign English guest also they don't know how to speak Turkish. So let me continue in English. Dear guests, again welcome to our 6th Academician Studies Congress, which is hosted by Bingöl University. So the theme of the Congress is Smart Future, Yesterday, Today and Tomorrow. So we have valuable 2 co-chairs, so I would like to invite them to give their opening speech. So first of all, I would like to invite Dr. Loga Iswar Indiram from University Technology Malaysia. So Dr. Indiram, are you there? Okay, I think some connection problem again. Let's go on with, okay, the CVM University India. So Professor Avdesh Jha with us, he is also co-chair for our Congress. So we want to hear you and see you. It's a pleasure for us if you open Professor Jha. Can you hear us? Yeah, I can hear. Yeah, finally, welcome. Thank you so much. It's a matter of pride and privilege to be a part of this Congress, and that theme, as it suggests, it is something great and huge. It is the need of the time. The Congress has often in this last, I think this is the 6th Congress, and each time they have come up with something relevant, useful, fruitful, and productive. And each time the company also, the universities, they have brought with them, they have also done a lot. I think this is a great moment and a great opportunity for each of us. We have the people from across the globe, so many participants, about 200 participants. That also means a lot, and it certainly tells us and acknowledges that the Congress is growing, and the topic and the themes that has been selected by the Congress, that is also something worthy. And this way, I feel that the Congress is doing something good. And I personally, on behalf of the whole Congress, take this opportunity to thank the university to be a part of this and helping us sharing all the facilities and everything. To be a part of this Congress is also something great and huge, and I feel proud and privileged for the same. I just wish all the participants the best wishes for their participation, and wish that the ideas they come up with, that should also grow, and that should develop, and those ideas which are likely to be converted economically also, that also we shall try and we shall do the needful for the same. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to come here and speak. Thank you so much. Thank you. Thank you, Professor Jha, for your good wishes. So I can't see still if there is Indiram or Ashfaq, Professor. I think they are having the network problem because I just had a... They were here. They were, and I just informed them, but some network issue with them.
both of them. Mohammed Ashfaq is also, Professor Ashfaq is also facing the same thing. Yes, so, okay. Now, I think we can go if there, I'm not sure if there is another invited professor here. Okay, so thanks a lot for your participating here and support us. And we will continue with our online and face-to-face sessions. And please follow us on YouTube, and we will be there. And I hope there will be successful Congress for everyone. I mean, academician and students and every participant. So thank you so much for being with us. Thanks a lot. Thanks. Hayat adlı ödülümüz Profesör Doktor Kerem Karabulut'u sahneye davet ediyoruz. Ya ben de sizi çağrı takıyordum. Konuşmacılarımız Fethiye Zeki Mert, Doktor Ali Kasta, Doktor Sinan Sonmay, Doçent Doktor Gökhan Bayramoğlu. Almış geldin. Merhaba. Program var mı? Hocam, sizin yanınızda bulacaksınız. Hocam, ben dijital izin ettirdim. Bir kanalımda. Tamam. Hi. How are you? Thank you. Thank you. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun lütfen. Başka var mı bizim katılımcı arkadaşlar? Hoşçakalın. Ben de geçtim. Bir saniye hocam, burada daha var kişiler online'da. Siz ses var, her şey var. Evet, kıymetli katılımcılar. Tekrar merhabalar diliyorum. Öncelikle program için
Bingöl Üniversitesi'ni tutuyorum. Demin sistem anlamına da konuştuk şeyde, koltukta orada otururken. Son derece güzel bir konu. Kenan Hoca'yı dinlediniz. Kenan Hoca da bu işlerle konuşan, çalışan hocamızı bekliyoruz. Akıllı gelecek toplumlarla alıp yani akıllı gelecek dediğinde aslında iyi kötü herkes kafasını ama bunun bilimsel raporla tartışılması ve daha sonra topluma aktarılması açısından son derece çok önemli bir konu. Güzel bir konu. Bingöl Üniversitesi'ni ve programı hazırlayan arkadaşlarımı yürekle kutluyorum. Başarılı geçmesini diliyorum. Topluma yaptım. Bu ben burada bir liste var ama fakat hocalarımızdan Mehmet Hocam güzel bir soru neydi, soru dedi. Onun için hemen başta Profesör Gökmen Bayramoğlu Hocam dijital zihniyet konusunda bilgi verecek. Buyurun hocam. Ben biraz şeyden bahsettim. Dijital zeka başlıyoruz. Mutlaka çok bir şey söyleyecek de sonları ama başlangıç 15.1971 tarihinde bir mikro işlemcinin piyasaya sürülmesiyle başlıyor. Ondan sonra süreç birdenbire çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve dijital bir çağa geçtik. Öyle bir çağ ki hani artık biraz sanki şey oluyor, enotelik bir durum var. Yapay zeka teknolojilerinden anlayan adamlar inanılmaz ilerliyor. Biz biraz dışarıdan bakıyormuşuz gibi bir korkumuz var. Ben bir sosyal bilimciyim. Ben yapay zekanın algoritmasını, yapısını bilmiyorum, yönetemiyorum da. Ama şunu biliyoruz. Ben o bilgisi yapay zekaya veri üretiyorum, onun ürettiği veriyi kullanıyorum. Her şeyin ötesinde bu konu ve aslında bizim için olmalı. Yani algoritmayı geliştiren, algoritmaları bilen insanlar zaten bu sürecin içindeler. Biz dışarıdaki insanların bu sürece nasıl katılacağıyla ilgilendiriyoruz. Biz sürecin bize olan tarafına bakıyoruz. Dijital teknolojiyi kullanmak demek, dijital olmak demek değil. Dijital olmak bir zihniyet meselesi. Yani bir ortak bir düşünce yapısına sahip olacaksınız ve bunu hayatınızda uygulayacaksınız, eyleme dökeceksiniz. O yüzden ben konuya zihniyet açısından bakmak tercih ediyorum. Dijital zihniyet ne derseniz, dijital yaşam ve toplumda yaşamın sonucu olarak kişilerin dijital teknolojileri, medyayı akıllı bir şekilde eleştiren, etkin, verimli bir şekilde kullanması için bir sahip olduğu deneyimler, bilgi ve deneyim yapısı. Yani zihniyet bir bilişsel süreçtir. Zihniyet düşünce ve inanış sistemidir. Peki bu düşünce ve inanış sistemi sizi nasıl etkiler? Sizin karar verme süreçlerinizi etkiler. Sizin veri değerlendirme süreçlerinizi etkiler. Sizin dünyayı algılama biçiminizi etkiler. O yüzden de dijital zihniyetin yapısının ne olduğunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Dijital zihniyet dediğim zaman zihniyet ve bilişsel yapısının her bir yapısının iki süreci var. Farklılaşma ve bütünleşme. Farklılaşma dediğiniz şey sizin sahip olduğunuz bilginin çeşitliliği, genişliği ya da darlığıdır. Bütünleşme dediğiniz şey sizin farklı, sahip olduğunuz farklı bilgi yapılarını entegre ederek birlikte bütünleştirerek kullanmanızdır. Yani şunu kısaca söyleyebilirim ki eğer teknolojiyle ilgili farklı bilgi becerileri, bilgi alanlarına sahipseniz bu bilgi verilerini günlük hayatınızda kullanacak şekilde entegre edebiliyorsanız dijital zihniyete sahipsiniz. Bizim için önemli olan bilgi becerilerimizi var olmak süreçlerimizi uygulayabilmek. Dijital zihniyet diyoruz da bir şeyi anlamanın en güzel yolu karşılıklarıyla değerlendirmek. Yani dijital zihniyeti anlamak için dijital olmayan zihniyetle belki biraz ondan bahsetmek lazım. Dijital olmayan zihniyet, geleneksel işlemsel zihniyet diye tanımlıyor. Geleneksel işlemsel zihniyet diye tanımlıyorsanız, bakın, dijital ile analog arasındaki en büyük fark şu. Analogda
0 ve 1'deki bir sayısı arasındaki bütün değerleri çıkartabiliyorsunuz. Dijitalde sadece 1 ve 0 çıkarabilir. Bu anlamda analog daha zengin. Ama tek bir sıkıntısı var. Kopyalama yaptığımız sürece analogda her seferinde IBM bilgisayarı yeniden icat edilmiş gibi çalışmanız gerekir. Her kopyada asıl kopyanın bir özelliği kaybolur. Dijitalin en güzel, en önemli yolu sonsuz sayıda kopyayı aynı kaliteyle ve neredeyse sıfır maliyetle üretebilme şansımız olmalıdır. Geleneksel zihniyet, doğru, doğrusal bakan, mekanik, epozoik belleklediğimiz yapıda. Epozoik belleklediğimiz dediği sorarsanız şunu söylerim aslında. Hani vücut hafızanızı oluşturan bellek epozoik bellekle geçiyor. Yani siz çocukluğunuzda annenizin size aldığı ilk bilgisayarı, babanızın ilk yaptığınız futbol maçını hatırlıyorsunuz. Epozoik bellek yapılmasını söylemiştik. Ve bu bellek bilimini, tanımını, akışı olan. Bu şey, gereksizlikten bildiğin sayfanızı, bildiğin etkin kullanmaya başlıyor. Ama dijital hazırlık dediğiniz zaman biraz da klasik bir kullanma. Ve her şeyden önce araştırmaya ve yeniliğe dayalı bir yapıdan var. Dijital hazırlık noktada ne dersiniz? 4 tane unsur var. Bunun ikisi bilgi unsuruyla ilgili. Son ikisi de eylem unsuruyla ilgili. Bir kere merak. Yani toplumun yenilikle ilgili olarak çalıştığı sanatçısı hep bir öngörüleri var. Bunlar her şeyden önce yeni teknolojiyi fark ederler, etkili bir şekilde kullanırlar, çevrelerine tavsiye ederler. Meraklı olmak, özellikle dijital teknolojiler konusunda meraklı olmak bizim için en önemli bir özgürlük. İkincisi güzel olmak. Yani Muğur yasasını biliyor musunuz? Bizim için önemli. Güncel olmak da sürekli biliyorsunuz. Muğla yasasında her 10 saniyede bir teknoloji kitabını açıyor, maliyeti yarıya düşüyor. Çok hızlı bir gelişim var. Bu konuda güncel olmak gerçekten bir emek isteyen bir şey. Bunun getirdiği bir şey de şu, dijital teknolojiler kullanmanın bir bedeli var. Bunu öğrenme bedeli var, bunu ulaşma bedeli var, bir maliyeti var. Bunu katlanmaya da hazır olmanız gerekiyor. Yani dijital teknolojileri öğrenmek için, adaptlamak için insanların kendinden belirli bir özveri bulması lazım. Ve bunun en şeyi de hayatımızda ciddi anlamda dijital teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Bu konuda dijital zihniyete sahip olan insanlar genellikle bu konularda yeni çıkan teknolojiler konusunda meraklı, güncel süreci tahmin edebilen ve bunları hayatında etkin bir şekilde kullanan ve bunların kullanma maliyetleri de katlanmaya hevesli insanlar. Bunun karşılığında ise genellikle ne elde edebilirler? İnanılmaz bir bilgi birikimine, inanılmaz bir hızla ulaşmanın tadını yaşayabilirsiniz. Dijital zihniyete sahip olmayanlar ise genellikle fonda teknolojiden uzak dururlar, gerektiğinde kullanırlar, eski usullerin daha rahat ve daha kolay olduğunu denirler ve o yüzden de bilimle de çok fazla yaklaşmama eğilimleri çok daha yüksektir. Özellikle şunu söyleyeyim size, dijital zihniyete sahip olan bir insanın dijital teknolojilere hakim olması gerekir. Yani bu teknolojileri aşina olması, hayatını kullanması gerekir ve en çok da hayatındaki problemleri çözme aşamasında bu konularda etkili bir şekilde yararlanmasını bekliyoruz. Bu da bizim için dijital yeterlilik kavramını ortaya çıkarıyor. Ki benim öyle daha farklı bir sorumum, ben de dijital yeterlilik de ilgili olacağım. Dijital yeterlilik çok fazla kavramla ilişkili bir işlem. Okul yazarlıkla tanımlıyoruz. Bir alanda bilgi birikimi, biz okul yazar olmakla tanımlıyoruz. En basitli bilgi işlem teknolojilerine okul yazarlar. Yani bilgisayar kullanımı biliyoruz. Sahip olduğu bilgisayar teknolojilerini uygulayabiliyor musunuz? Bu en dar kapsamlı. İkinci olarak internet okuryazarlığı diyelim. İnternetten aktif bir şekilde
beni çekebiliyor musun? O istediğin bilgiye ulaşabiliyor musun? Medya orduya dahil dediğiniz zamanlar medya teknolojilerini etkili bir şekilde kullanıyor musun? İnternet okul yazarlarıyla medya okul yazarlarıyla birbirine çok yakın, arada bir teklif var. Biri bilgiye erişim konusunda daha çok odaklı, medya ise içerik üretme ve içerik yönetme konusunda daha etkili. Bunların tümünün tamamı dijital okul yazarlıkla ilgili bir kavram. Artık yeni bir çağ geldi. Yapacak da bir şey yok. Sürece adapte olmak zorundayız. Ama bunun adapte olmanın her şeyden önce zihinsel olarak hazır olmamız gerekiyor. Yeni bir dünya, yeni bir yapı, yeni bir çağa hazır olmak için düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Artık bu dünya eskisi gibi değil. Ben 2 yıldır bu alanda çalışıyorum. Yapay zeka gelecek bir insanlığın sonu olacak. Acayip distopik bir senaryolar okuyorum. Sonra dönüyorum başka bir kitapta şey okuyorum. Ya ben de öğrenmek için bu alana gittim. En çok istediğim şey bu. Ben kendi alanımda bu işletmenin dönüşümünün sürecini kaçırmak istemiyorum. Bu yapıyı da en çok şunun için merak ediyorum. Dünyanın gerektiğini bu stromda bir adam var. Yapay zeka için şunu söylüyor. İster başarısızlık kazanır şansın, ister başarı kazanır şansın. Yapay zeka insanın en son icat olacak. Genel yapay zeka. Eğer başarılı olursak ya bizim sonsuzdaki kölemiz olacak ya da biz onun kölesi olacağız. Süreci bizim tayin etmek istiyorsak süreçteki aksaklıkları şu anda görmemiz gerek. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle değerli öğretim üyesi olarak çok çok mutluyum. Tabaklarla paylaşmak istedim. Kendime çok teşekkür ederim. Değerli hocalarım, değerli kısımcılar, sevgili öğrencilerim. Dersin başında değil. Olmasını istediğiniz neyse, kimseyi gördünüz ya da yanınızda görmek istediğiniz insanlar. Onlarla bir gün aynı yerde, aynı masada, aynı platformda sizle birlikte o anı paylaşmak istedim. Ben şu anda onu yapıyorum. Akıllı Gelecek, kongremizin genel konusu olarak akıllı geleceği istedik. Akıllı gelecek dün, bugün ve yarın içeren bir kavramı belirledik. Ve bunun içerisinde size bununla ilgili bazı biraz felsefik konuşmak istiyorum. Akıllı gelecek tek başına aslında bir beklenti ifade ediyor. Bu beklenti ilk etapta sadece da sonrasında oluşabilecek bir ihtiyacı da getirebilir. Ama beklentiler çoğunlukla bize şunu sağlar. Bir öngörülemeyen bir durum vardır. Siz bunu ya baştan ihtiyaç hali hazırda fark edilmiştir. Onu çözersiniz, somut hale getirirsiniz. Ya da siz görünmeyen bir şeyi ihtiyaç haline getirir. Sonrasında onu daha görünür, somut bir hale getirirsiniz. Akıllı gelecek içerisinde dün bazıları bunları yaptı. Çevremizdekiler elbette bunu ve devamını getirmek için bir şeyler yapacak. Sizler okulda, bizler akademide ve her meslekte bunun disipliner bir çalışma olduğu için duran yani içinde ekonomi, gıda, tarım ve diğer alanlarda da eğitim alanında da yine çalışmaları ve bizlere katılanların yaptığı gibi daha fazlasını somut hale getirerek görünür kılacaktır. Akıllı gelecek olumlaştıracak yani. Tek başına bir beklentiyi anlamlı hale getirmek için onu üstlenenin öncelikle gerçekten ihtiyaç haline getirmesi lazım. Bu da öngörülemeyen durumları görünür kılmakla mı? Yaptığını en güzel yapmakla mı? Elbette. Biz bunu teknolojide örnek olarak çok görüyoruz. Özellikle günümüzde artan ve hızlanan teknoloji
hocamın sözüne de bir yerim ondan geçmesin. En güzel bir şekilde teknolojiyle biz şu anda yaşıyoruz. Evet, teknoloji çok güzel gelişiyor. Gelişirken aynı zamanda biz bunun neye evriyoruz? Olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Bizi nerede etkileyecek? Burada sizin bakmak istediğiniz şey, siz kendinizi onu kullanırken, kullanmak isterken nasıl konumlandırıyorsunuz? Bizim yönetmeniz gereken bu. Peki, beklentiden sonra akıllı gelecek bize ne gelir? Tabii ki anlaşılır olmak. Aslında yapmak istediğiniz her zaman anlaşılır olmak. İlk önce kendi amacınızı gerçekleştirmek için. Bu her faaliyet içerisinde geçerli olan bir süreç. Bunu biz şimdi ilk etapta gençlerimiz burada karşımızda olduğu için üniversiteler, araştırma kurum kuruluşları aracılığıyla en güzel sağladığımızı ilerliyoruz. Peki yapacağımız şey ne? Bu kadar akıllı gelecekten bahsetmişken, içini doldurmak için ya da belki bir soru işareti bırakmak için, ki ben bunu derslerimle çok yapıyorum. Siz akıllı geleceğin içerisindesiniz. Dün birileri bir şeyler yaptı. Yarın da görmedik. Ve bunun içerisinde sizin bir şey yapmam şansınız, fırsatınız varken siz bunun neresinde olmak istiyorsunuz? Benim aslında vermek istediğim bir derste bir düşünmeyin sakın öğrencilerin önünde olduğu için. sadece dikkatinizi çekmek istediğim bir şey değerli dostlar. Siz bunun neresinde olmak istiyorsunuz? Onun için yapmanız gerekenler çok belli. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Kerem Karabulut hocam. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Bingöl'de olmak, Bingöl Üniversitesi'nde olmak ve tabii bir kongre vesilesiyle Doçent Doktor Osman Yılmaz hocamız akademik çalışmalar grubu kurdu. Çok etkili bir şekilde bu grup faaliyetlerini, akademik faaliyetlerini yürütüyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Tabii ilk başta değiller. Birbirinde kıymetli akademisyenler var. Sayıdan çok nitelik önemli. Kaldı ki sayı olarak da 1000 civarında bir akademisyen ekibi birlikte çalışmalar yapılıyor. Kitaplar, araştırmalar, projeler yürütülüyor. Kendilerini tebrik etmek istiyorum her şeyden önce. Bu kongrede 20'ye yakın ülkeden 190-200 kadar bildiri ama 100-200 bildiri hazırlayan yüzlerce akademisyen, zannediyorum 300 kadar akademisyen, şu anda online olarak takip edenler var. Yine burada bir kere maşallah akademisyenler, öğrenciler katılım gösteriyorlar. Sağ olsunlar Doçent Doktor Gökben Bayramoğlu hocamız, dijital zihniyet ki bu fakat zihniyetle ilgili esasında her şeyin bir zihni temeli var. Akıllı gelecek, İngilizcesi smart future dediğimiz kavram esasında teknolojik gelişmeler, dijital dönüşüm, akıllı teknolojilerin hızla ilerlediği bir gelecekten bahsediyor. Kaçınılmaz bir dönüşümün eşiğindeyiz. Ülke olarak, toplum olarak, insanlık olarak. Bu dönüşümün odağında elbette teknoloji var. Teknolojiyi kim tasarlayacak, kim yönetecek? Tabii ki insan kaynağı. Ülkemizin yenilikçi insan kaynağı, özellikle de tabii gençlerimiz ve tabii girişimcilerimiz. Bu dönüşüm gençlik ve girişimcilik gider. Uyum sağlanacak. Hatta ülkemiz bu anlamda öncülük yapacak. Buna yürekten inanıyoruz. Bunu başardığımızda hepimiz kazanacağız, toplum kazanacak. Akıllı gelecek için tabii
akıllı insanlara, yani daha çok bilime, bilimsel çalışmaya, tabii ki bunu uygulayacak, hayatımıza dokunacak girişimcilere ihtiyacımız var. Her alanda, sağlıkta, sporda, ulaşımda, enerjide, atık yönetiminde, kentleşmede. Tabii burada aramızda bir girişimci, Bingöl'ün evladı, Bingöl'de yetişmiş ama girişimci kişiliği de dünyanın başka bir ucunda, İngiltere'de, en son Kanada'da kendisiyle ilgili bir kitap söz konusu elimde. Reklam gibi olacak ama bu çok övgüyle, onurla, şerefle takdim etmek isterim. Esis ve Kiber şu anda aramızdalar. Kendilerini Bingöl'den Kanada'ya Bir Girişimin Başarı Öyküsü isimli bir kitapta da Esis ve Kiber Beyefendi hakkında girişimcilik yolculuğunu kendileri de buradalar ifade edecekler. Ben acizane girişimcilik alanında çalışmalar yapıyorum. Girişimcilik kongreleri düzenliyoruz. Ki bu kongreler aslında sadece bilimsel çalışmayla değil, girişimcilerimizin hayatımıza dokunan faaliyetleriyle yaşam kalitemiz yükseliyor. Tabii yapay zeka konusu kısaca, ki akıllı gelecek dediğimizde dikkatimizi çekiyor. Bir kere demokratikleşme, yani artık kim çalışır, kim kullanabilir, etkin kullanabilirse daha üretken, daha verimli bir dünya, her alanda bahsettiğimiz gibi. Tabii tehlikeler de yok değil, dijital diktatörlük gibi hususlar söz konusu. Ama bunu etkin yönettiğimizde, ki bilimsel boyutu altyapısıyla girişimcilik de gelişecek ve ülkemiz, inanıyorum ki dünyada, ki Türk insanı, ben birçok ülkede gördüm ki alanında en iyisini hep Türkleri görürsünüz. Yani ben Amerika'daki gibi 3 aylık bizim skalatı çalışmamda gördüm. Her alanda dünyada Türk girişimciler, Türk akademisyenler, Türk bürokratlar, ki bunu Atatürk'ün hani Türk zekidir, işte çalışkandır sözleri, nerede, dünyanın neresine gidersek gidelim, Türk insanının çok bariz bir şekilde kendini gösterdiğini ve sıfırdan başlayıp çok önemli noktalara gelebildiğini açıkçası görebiliyoruz. Ben buradan kongreyi düzenleyen kurula, Başkan Osman Yılmaz hocamıza ve düzenleme kuruluna, tabii Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Kongrenin hayırlı, faydalı olmasını, bundan sonra da devam etmesini biliyorum. Teşekkür ederim, saygılar ediyorum. Böyle bir kongrenin İngiliz'de gerçekleşmesini hepinize hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamakta da tutuyoruz. Teşekkür ederim. Adım Tekin Hükümet. İngiliz Avrupa Pasanlar Köyü'nde doğdum. 4 yaşındayım. Son 25 yılını yurt dışında geçirdim. 2 yıl İngiltere'de, son 23 yılında Aralık'ta yaşıyorum. İnşallah olacağım. Aynı anda bir gençim ki onlarca üniversitelerde, sizin gibi gençlerde gerçekten hayattaki hikayeyi, başardığım hikayeyi sizin gibi gençlere anlatmaktan hiç yorulmadan, ezberden her zaman bu sadece istediği ülkede gidiyoruz. Hikayemizi anlatmaya çalışıyoruz. Girişimcilik nedir? Onun üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten girişimcilik nedir? Biliyorum bugün kongrenin şeyi, dün, bugün ve yarının teknolojisiyle ilgilidir. Ama benim hikayemi onlarla birleştirdiğiniz zaman gerçekten neyi başarabileceğinizi daha iyi anlamış olacağız. Onun için birkaç dakika size sadece küçük bir hikayemle başlayıp ve kongrenin ruhuna uygun bir şekilde nasıl bütünleştiğini göreceğiz. Şimdi
Biz yurt dışına giderken dil bilmiyoruz, kültür bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında gençliğin hepimizin bir hayali var. Nasıl başaracağız, nasıl para kazanacağız? Ama benim hayalimde para yoktu. Samimi bir şekilde söylüyorum, hiçbir zaman hayalimde para yoktu. Hayalimde hep zaman iyi bir iş yapmak var. Daha iyisini yapmak var. Aslında kendimle bir yarış var. Bu sokaklarda, bu caddelerde anılarımız sizin gibi var. Ama annelerimiz, babamız biliyorsunuz, Anadolu anneleri ve babaları her zaman bizi bir yere asla kilitliyorlar. Farkında değil. Belki koruma refleksleriyle asla bizim geçmemizi de engelliyorlar. Bunu yapma, onu etme, onun yanına gitme. Nereye gidiyorsun? Macera peşindesin. Benim babamdan hayatım boyunca belki son 15 senedir duymuyorum ama 25 yıldan fazla babamda duyduğum kelimeler bunlar. Başımıza bir gün bir bela gelmeyeceğiz. Niye? Çünkü aktif bir şey aktif bir rol oynamak istiyordum. Oldum ortam ne buna uygundu belki ne de yaşadığım insanlar bunu anlamaya bir türlü çarptı. Kendimi de anlatamıyordum herhalde. Bunun için yurt dışına giderken bu benim için bir zemindi. Gerçekten kendimi geliştirecek bir zemindi. Oraya giderken din, kültürden farklı olarak bugün Kanada'da en başarılı 10 şirket arasında yer alıyorum. Gittiğim gün Çankaya şirketi olarak çalıştığım şirkette bugün 50 yaşını doldurmuş ve bugün Kanada'nın en başarılı, Kanada Review Agency'nin raporlarına göre de son 6 yıldır Kanada'da en başarılı şirketler arasında yer alıyorum. Sebebini söyleyeyim. Sebebinin en önemlisi insan kaynaklarından genç ve kadınlardan oluşan gerçekten 35 yaş, en yaşlısı benim, artık ona göre düşünün. 35 yaşını geçen milletin kurumunda bir hanımefendi ya da bir erkek yok, onu diyebilirim. Böyle hepsi genç, teknolojiyle gerçekten yüzleşmiş, yeni çağlık durumuna uygun ve %50 kadın kotasını şart koşuyor. Şu an şirketimiz %51 kadın. Ve o gün 2017'nin Kasım ayında Toronto Star şunu demişti. Yarım asırlık bir şirketi çalan çocuğa teslim ettiler. Ve biz maddi olarak da çok da zarara uğradık. Çünkü basına böyle bir şeyin düşmesi Kanada'daki bir ülkede çalan çocuk yönetiyor. Kimse iş vermiyor gibi bir algı yaratıldı. Ve bugün Kanada'nın en büyük şirketler arasında yer aldı. O çalan çocuk dedikleri geçen sene şunu yazdılar. Bir immigrantın, bir göçmenin gerçekten Kanada'da yarattığı bir imparatorluğundan bahsediyorlar. Geçen sene dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan Focus dergisinde de kapak oldu. Dün yıl ben Kanada'ya işte bir başarı. Bu başarımızı inanın ki Türkiye'de, dünyada, istediği yerde hem önce Türkiye'de yaparken ilimizin adına gurur duyuyorum. Kendimi daha bununla ödüllendirdiğimi düşünüyorum. Yurt dışına yaparken de ülkenin adına gurur duyuyorum, onur duyuyorum ve bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi biraz daha kongrenin ruhuna uygun olarak ne yapalım, ne edelim, nasıl kazanacağız? Biz bir şirket olarak bunu başardık. Bunun sonuçlarını net bir şekilde pozitif olarak gördük. Biz 2018'de bu gelişen iletişim çağında teknolojiyle nasıl birleşeceğiz, teknolojiyle nasıl bütünleşeceğiz ve nasıl başaracağız? Bunun tartışmaları yaparken biz yeni bir yapay zeka sistemleriyle yeni sistemleri bütün şirketin üretimini yapay zeka üzerinde yapıyoruz ve çok da başarılı. 10 kişiyle yapacağımız işi 3 kişiyle yapabiliyoruz. Ve daha verimli sonuçlar alabiliyoruz. Ve daha doğru sonuçlar alabiliyoruz. Doğru sonuç aldığı zaman sizi doğru yollara ve doğru başarıya götürüyor. Ve biz bunları yaparken bir şirket olarak bu kadar gerçekten verimli aldıktan sonra şunu düşünüyoruz bazen. Ya niye akıllı şehirlerden bahsetmiyoruz? Her şeyden önce bugün nüfus yoğunluğu ve akıllı şehirlerden kimse bahsetmiyor. Kimse akıllı şehirlerde nasıl bir yapay zeka ile çalışabileceğimiz üzerinde kimse çalışmıyor. Batılar çalışıyor ama Türkiye hala bu konuda çok geride. Akıllı şehirleri yaratabilirsek emin olun ki hayatlarımız daha kolay olacak. Ve hayatlarımız daha çok şey öğrenmiş olacağız ve daha çalışmış olacağız ve daha çok verimli olacağız. Örneğin. Eğitimle ilgili yapay zeka. Mesela Kanada bunu yapıyor ve çok da başarılı. Hukuk üzerinde 2 sene önce başlattığı bir
sistem vardı ve şu an çok başka. Nerede baksam mutsuzluk yok artık. Yapay zeka üzerinde. Yani bu analistlerle yapay zekayla daha verimli, daha doğru sonuçlara ulaşabiliyorlar. Bunun yanında enerji var. Mesela enerji tüketimi büyük bir, şu an büyük bir sorun. İklim değişikliği. Kimse hiç bu şekilde bakmıyor. Tabii ki herkesin şirketler kendi gelirlerine, kendi çıkarlarına bakar. Ne kadar daha çok para kazanır diye bakar. Ama biz aslında insanlığın geleceği için de yapay zeka çok önemli olduğunu ve bazı işte söylüyorlar, yapay zeka mı bizi kontrol ediyor, biz mi yapay zeka kontrol ediyor? Bana sorarsanız yapay zeka bizi kontrol etmiyor. Çünkü onu yaratan biziz. Onu oluşturan biziz. Yapay zeka bizi kontrol etme şansı olduğunu düşünen insanlardan değilim. Bunu söyleyenlere de şunu söyleyeyim. Daha çok muhafazakar kesimlerin, daha çok her bir ülkede olursa olsun fark etmiyor, yapay zekanın tehlikeleri üzerinde düşündüğünü ben buna katılmıyorum. Ben şu an hocalarım da biliyor, araştırıyorlar. Bugün Tokyo'dan tut New York'a ne bileyim Amsterdam'a bir sürü Paris'te bir sürü de özellikle akıllı şehirler üzerinde yapay zekanın çalıştığı daha çok insanlara yararlı olduğunu ve bugün veya yarınların insanları kontrol edebileceğine inanan insanlardan değilim. Özellikle hayatımızın her yatasından, her yerinde, her sefasında yapay zeka ile çalışmamız gerektiğini, bu iletişim çağında mutlak faktörde bunu yakalamamız gerektiğine inanıyorum. Yoksa dünyada cahil kalacağız. Türkiye bu konuda çok yavaş hareket ediyor ve gerçekten 2 senedir biraz hızlanmış ama hala da çok yavaş olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka ile bu iletişim çağına cahil kalmamak için hep beraber eğitimle başlayıp hayatımızın her anında yapay zeka ile dijital ortamla çalışalım. Dijital dünyada bahsediyoruz, hatta hocamızın önünde kağıt var. Yani dijital ortamın adı engeçmediğimizi gösteriyor. Aslında hocalarımızdan biri bahsetti. Zihinsel olarak dijital ortama geçmemiz gerekiyor. Eğer zihinsel olarak bunu keşfedemezsek, gerçekten buna inanmasak, bizim söylediklerimiz sadece bu salonlarda konuşmuş, eklenmiş, geçmiş gibi olacak. Onun için ne olursa olsun, özellikle bu üniversitede okuyan gençlerimizin kendilerini keşfetmeli, diğer girişimci olmalı. Çünkü bunu başaran tek şey girişimciliktir. Eğer girişimcilik ruhunu kendimizde bu güveni bulabiliyorsak o zaman bir noktada başlamak zorundayız. Ama bizim Anadolu gençlerimiz ne diyor? İşte seni Ankara'da dayım yok, benim dayım yok, ben ne yapacağım? Hayır. Girişimci adamlar en kritik noktalarda. Ekonominin en kötü olduğu noktada. Ve her şeyde birçok kişinin bitti dediği yerde bir girişimci oradan alır ve onu başarıya götürür. Onun için ona girişimci deriz. Param mı yok? Çok sorun değil. Aslında çok büyük bir hazinem var. Bugün iletişim çağını yaşıyoruz. Bu iletişim çağında ben başaramayacağım diyen bir genç varsa bence evine gitsin. Hiçbir şey yapmasınlar. O kadar ki bizim dönemlerimizde bir doğru dürüst cevap bulamıyorduk, alan bulamıyorduk. Ve bugün siz iPad'la iletişim çağını işte G5 ile yarın G6 ile üzerine getireceğim belli bir onunla yaşıyorsunuz ve hala da biz Ankara'da dayık olmasa başaramıyoruz. Ben buna katılmıyorum. Her genç bir girişimcidir. Her girişimci mutlak takdirde bir şey başaracaktır. Kendini keşfettikten sonra, kendine inandıktan sonra, disiplinli bir şekilde çalıştıktan sonra hiçbir engel yoktur başaramak için. Ve ben burada bütün hocalarıma size teşekkür ediyorum. Bingöl'de olmaktan da gurur duyuyorum. Bingöl'de olmaktan da Bingöl Sevdalısı olarak gurur duyuyorum. Siz hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok öğrenmiş olacağız Afrika'da. Yani Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Ali Paska Bey Türkçe'de dediğini sordum diyor. Güzel olacak. Hepimiz net anlayacağız.
Evet hocam abim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sesim biraz kötü geliyor. Çok uzun bir yolculuk yaptığım için gibi geliyor. Neyse. Öncelikle sayın hocam, sayın akademik ve çalışmalarda başkanlık, geçen doktor Osman Yılmaz ve sayın hocam, arkadaşlarım, hocam, değerli arkadaşlarım, kısacası ben kendimi takip bakıyorum. Burada kararşı bütün neden veriyor. Türkçe neden biliyor diye soru sorabilirsiniz. Ben Türkiye'de okudum. Yüksek lisans ve doktorum. KYS'de yerleşmiş. KYS'de bilirsiniz. Teşekkürler. KYS'de okudum. Yüksek lisans ve doktorum. Şu anda Kongo'da memleketimde doktor eğitim üyesi olarak görevimi yapmaktayım. Bizim Türkiye'de daha önce çok güzel bir konuşma oldu. Hocalarım tutardı ve Müzur hocam yani öğretiyor hocamın tutuklarını. Gerçekten ben onu söyledikten sonra ben bir şey demeyeyim. Çünkü tüm konularda kapsamlı bir şekilde ifade ettim. Özellikle kültür, ilim, bilim ve geleceğe. Aslında Müslüman hocaların bu konuyla yani taklit edecek tüm bir gelecek konum tasarlarken aslında Afrika için tasarlamış olabilir. Çünkü bunlarda nerede bakarsa bu konularda Türkçü geleceğin sanayi getirme, bizim oradaki eğitim, özellikle bilim açısından çok geri değiliz. Geri dediğimizde belki bizim de düz baktığımızda Afrika genelinde nerede bakarsak şöyle sorumluluklar kaldığımız bir kapatılarda yaşadığımız sıkıntılardan bunun bahsettiğimiz bir hikayelerde. Onlarda böyle bir eğitim sistemi tasarlanmışlar. O eğitim sistem nedir? Bize daha önce özel çok güzel bir ifade etmiştik. Geçimcilik. Aslında bizim eğitim sistemi şöyle tasarlanmışlar. Siz gönül olarak dedim 5 yıl, 10 yıl okulda alacaklar. Ondan sonra bir iş bulmaya çalışacaklar. Ve ya bir girişimini yapacak olursam şöyle yapacağım, ben malum param yok. Daha önce hocam beyim dedi ya, bizim en büyük saati sevmayımız beyim. O da tamamen, o düşünce ortaya kaldırmış. Yok ki siz tamamen yani bir dependent oldun, yani bir bağımlı oldun ki sürekli bir şekilde ulaşmıyor. O son dönemlerde konferans verdiğim okullarda ya da özel okullarda böyle bir benim ülke demokratik cumhuriyeti olarak geçiyor. Ve o kadar demokratik olup çıkartmaya çalışıyoruz. Neden demokratik? Hukuk partilerle, bize yasalarla demokratik kelimelerle bizim meşgul etmek, siyasi için meşgul etmek. Bu bir sadece demokratik özgürlük yapıyoruz. Ama onlar aynı zamanda kendileri bilim, kendileri de geliştirme, sanayiyetinden ilerliyoruz. Biz sadece demokratik bir özgürlük yapacağız. İnsanlık burada da kalkılıyor. Çünkü ne derler? Özgürlük, demokrasi böyle dedi. Ama biz yani şu anda 2024'e gidiyoruz. 2023'te yapılan araştırmalarda, güncel konularda, sağlık, ekonomik, sosyoloji olsun, Afrika ne de bakarsa yok. Yani nerede yok. O yüzden biz öyle bir cumhuriyet olmamız lazım. Yani bizim cumhuriyeti olması gerekirken demokratik meşgide eğitim sistemimiz dediğim gibi tam alıyor mu yani? Partiler de tasarlanmış gibi. Canlıları yapıyor mu? Olur değil mi? Yok yani. İnanmıştım. Bizim hocalarda eğitim orada gidiyor. Ve böyle bir kısıtlama oluyor. Orada okullarda yaptıklar arşive alıyor. Yani sizin eğitimde hiçbir şey çıkmıyor. Kredit laboratuvar desteklerine almaya hak veriyor. Bunu bizim oraya baktığımız bizim rektörlerimizde belli kadar bu yapım tüm bile belli yani Katar'da sorularda üniversite tarafında aldı. Yani bunlarda kötü niyeti var tabii ki kötü niyeti var çünkü onlarda yaptıkları kendini bunlarda daha fazla gidermemek için bir kararlı nokta çiziyorlar. Eğitim sistemi bugün evet bugün biz genç olarak çabancıyoruz.
bulmaya çalışıyoruz. Bunlarla geleceğin olarak düşünüyoruz. İnşallah ana izniyle biz de buradaki yani bizim arkalarda yaşadıklarımız sıkıntılarda sorunlarımızda yaşayacak biliyoruz. Akademik yaklaşımda nerede baklarlar? Şu anda formada aşağı yukarı 500 üniversite, devlet üniversitelerde ve hem devlet hem özel üniversitelerde hocalar sayısını doçentten profesör yani bizim orada doktor verilen üyesine bir şey profesöre kadar 3000 hocalar var yani orada %30 profesör diğerlerde doçentten doktor verilmiş 3000 yani kongonun kusuru ne de bakarsa 90 milyon yüzde kaç ifade etmez. Bir adamda rakam değil. O yüzden biz de hakkını gelecek gerçekten çok çok önemli. Kongo geniş, yani Afrika genişler için çok aklını düşünmemiz lazım. Aklı pozitif örnek etmemiz lazım. Hocalarımızı örnek alarak dilemelerimiz lazım. Bunu diyebilirim. Tarihse çok böyle bir konu kısmı var. Bizim eskiden Batılar'da, Fransız'da olan büyük tarihçi sizin tarihi yazıyor, getiriyor, getirdi yani şu şekilde. Zaten böyle hocam demiş ki, yani gezer, yani bilir gezer, hem de orada tam sorun. Hani, çok güzel bir ifade. Evet gezer, evet gezer mi bilir, okuyan mı bilir? İkisi de olabilir ama bizimkiler de bizim anlatılan dergilerde Amerika'da yani Fransa'da oturan bir hoca kendisi kafana göre dergi yazıyor. O yüzden tamamen bizim kültürünü de yok etmeye başlamışlar. Yani kültürün evine de bakarsan yani özellikle Karadolu'da yaşayan hocamız var yani ne de bakarsan Afrika'nın oradaki yaşam kalanı tamamen farklılığa almışlar ama yani bundan önce Afrika'nın yaşam tarzı bulaşan kuru var. Onunla biz de bu peşindeyiz. İnşallah yavaş yavaş yani duyduk olmaya biliyor ama umuyoruz ki yani bu istediklerimizi aklı gelecek. Çünkü stratejik ile bu işleri de yapıyoruz. Özellikle bilim ile geliştirmemiz var. Çünkü hiç yani, fikirde ürüne değiştirmek bir fikir olmazsa diğerlerde beklemeyebiliriz. Kısacası şu gibi Afrika'nın çok şu anda çok potansiyeli bir kitap. Yani idari anlamda, eğitim anlamda, business dediğimiz iş kelime çok potansiyeli bir kitap. Batılarda böyle kötü mesaj verdi. Savaş var, insanlar öldürüyor. Yani böyle aslında öyle değil. Savaşlar hakkında yer yok. Yani insan bir çatışma, aynı halinde olsa bile ama küçük bir çatışma yaşıyor. Ama burada bir genelleştirmek ve globalleştirmek derdine olması çok kötü bir yöntem, kötü bir şey yapmışlar. Kongo nereye giderse, yanında Afrika genelinde nereye giderse bütün vatandaşın da yani bizim şu anda Kongo'da bizim ticari merkezini inşaat edeceğiz. İlk ve Türk bir firma. Önceki gün Cumhurbaşkanımız onun şey dolayı yaptılar. Gerçekten Türk haklarda ben burada Türk yetiği olarak söylüyorum her zaman. Ben 7-8 yıldır Türkiye'de yaşadığım için ve nereye gidersen bizim batılarda Türkler hakkında söylediklerinde de söylediklerinde çok eskiye çalıştık. Çünkü şimdi diyor ki Türkler bahsettim insan söylediklerinde ama ben söyledim. Ben bu insanları yaşadım gerçekten. Emin olun ki ben sizin için yapıyorum bunun dışında. Ve Afrika'nın genelinde şey Türkler'de inşaat yapıyor. İnşaatın işleri, eskide dokunlara, ülkeçte var. Ve bunlardan koordinatı adına. Ama bizim ağırlığımız bilim. Çünkü bilim çok önemli. Çok çok önemli Afrika geleceği için. Yoksa çalışıyorum. Hocam, bana çok ağırım. Anlatacağım, söyleyeceğim çok şey de var. Mahfuz okuyusunda. Biliyorum, meraklısınız. Siz zaten çok meraklısınız. Biliyorum.
Ama bunlarda yani akan zamanda program aslında cevap verdim. Teşekkür ediyorum. Afrikalılar diyor ki, Batılar gelmeden önce Afrika bizimdi. Geldiler de bize dedi ki, gözünü kapat, İncil'i verdiler. İncil bizim oldu, Afrika onların oldu. Öyle bir söz var. Evet, kıymetli katılımcılar. Şimdi ben de moderatör olarak bir toparlama yapayım. Merak etmeyin, çok vaktinizi almayacağım. Kendime biraz torpil keseceğim, o kadar. Durum harikaydı bence. Çok güzel şeyler. Ben de öğrendim bir şeyler not aldım. Şimdi konuşmadılar, öyle güzel şeyler söylediler ki. O arada ben de düşünüyorum. Hiçbir şey söyleyeyim, özellikle gençler. 21. yüzyıl, bu akıllı gelecek dediğimiz, 4. sanayi devrimi dediğimiz bu dönem, tam hızlı düşünme, hızlı karar verme, işte o girişimcilik dedi ya felsefe. Onların hepsini kalkıyor aslında. Çok hızlı düşünmek zorundayız. Böyle hele bir gideyim, işte neneme danışayım, bir gün orada bekleyeyim, bilmem falan. Böyle bir şey de. Şimdi düşünürken, işte ben notumu aldım. Kendi reklamı yapıyorum, anlamayın. Mesela şöyle dedim, ya bu akıllı gelecek şeyin konusu harika. Ya akıllı gelecek yeni mi başlar? Yok, akıllı gelecek insanın oluşuyla birlikte başlayan bir şey. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi İnsan ne yapmış? Önce işte o herkes anlatır ya, işte göçebe yaşamış, avcılıkla geçmiş vesaire falan. Ne olmuş? Sonra yerleşik hayata geçmiş. O yerleşik hayata geçmek göçebeler için yakınlık gelecek. Yani insanlığın kaderini değiştiren bir şey hemen gelişme var. Birisi dry derin, işte o yerleşik hayata geçmeyi öğrenmek, ihtiyaçtan fazla üretmeyi bilmek. Şimdi çok basit bir şey işte. Burada hemen alıp diyoruz var. Ama bir düşünün ki onu icat edip ekip ihtiyaçtan fazla üretmeyi becermenin nasıl bir devrim olduğunu düşünmek lazım. Bir bu. Ama o süreç yavaş ilerliyor. Oradaki akıllı gelecek dedikleri her aşama aşama işte gidiyor. Yani zaman zaman yeni bir icat yapıyorlar, tekerlek yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Sonra ikinci bir dönüş noktası insanlığın inşaatını değiştiren sanayiyle yapılır. İşte bu konuştuğumuz akıllı gelecek onunla ilgili bir şey. Yani 1760'larda işte o James Watt'ın makineyi icat edip kullanmasıyla başlayan o süreç işte bugüne, yani 2010'dan sonra Endüstri 4.0, 4. sanayi devrimi. Ben ona kişisel olarak 21. yüzyıl durumu istiyorum. Şimdi bu sürecin işte oluşmasına kadar gelen süreçtir. Sanayi devrimi işte buhar makinesinin kullanılması. Ama bakın o buhar makinesi ondan önceki dönem için akıllı gelecek. Nedir o? Mesela 1712'de daha Thomas Newcomb'un o buhar makinesinin işte suyu pompalamak için ilkel halini yapmış zaten. Ta 53 yıl, 55 yıl öncesinde. Sonra işte James Watt onun daha gelişmişini yapmış falan. Batı ilginç şeyler var. Şimdi konuşmazdan sözleriyle bağdaştıracağım bir kısım şeyler. Şimdi Batı ilginç bir durum yani yaratmış o dönemde. Sanayi devrimi başkanlığını bilmek açısından ilginç bir şey söyleyeceğim size. Aslında Ali Afrika'daki işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki sömürüden bahsetti ya, aslında o dönemden başlıyor. Yani serbest piyasa ekonomisi diye bir model geliştiriyor. Bu niye geliştiriyor? İşte makinayla aklı iyi kullanan, yani şimdiki bu, şimdinin yapay zekası diyelim, o zamanın yapay zekası da o. Makinayı icat edip üretimde kullanmak, üretimi yapınca o fazla ürettiğini satmak için de serbest piyasa ekonomisini aynı tarihlerde Batı icat ediyor. O gün bugündür, bakın esas tarihi bağıyla düşünmek lazım. O gün bugündür Batı Doğu'yu hep sömürüyor diyelim kısa şeyle ama Ali Şeriat'ın harika bir sözü var. Şimdi o nasıl demokrasi kongru cumhuriyetini sömürüyor diyor ya Ali Şeriat diyor ki Ali Şeriat'ı okumanızı tavsiye ediyorum sana. Ali Şeriat'ı okumayan İslam coğrafyasını da anlayamaz, eleştirel düşüneceğini anlayamaz, onu söylemiş olarak. Diyor ki, Batı'nın kalkınmışlığının altında Doğu'nun kanı ve gözyaşı vardır. İbn-i Haldun da buna benzer başka bir şey diyor biliyorsunuz. Batı bilinçlananın Doğu aklı kaybı. İşte bu konuştuğumuz akıllı gelecek aslında aklı kullanmayla ilgili, akıllı olmayla ilgili bir şey aslında. Bunu söylemiş olayım sonra 21. yüzyıla, yani o
sanayilerde birincisi makinenin kullanılması. İkincisi işte elektrik enerjinin yaklaşık 100 yıl sonra. Üretmedikçe, icat etmedikçe, yenilik yapmadıkça hiçbir şey olamaz. Çağ öyle. Bu, mesela o dediğim konuşmada domates örneğini verelim. Hanımcı, Ziraatçı Hoca hemen kalktı. Hocam, onun böyle şeysiz, cep telefonsuz yaşayabilir miyim? İşte domatessiz yaşayamayız falan. Bir anda da buna güzel bir cevap olur da söyledim. Ben çeviren tamburen çevresi.
Ben de söylüyorum, tam buranın. Ne sanıyorum, orijinali olur. Yani çekleyen, tam buran çekilir. Yani ne dediğini anlamak lazım. Yoksa işte yok, tarım ümmetliğe mi istiyorum? Tarım tabii ki stratejik. Fakat tabii yani en düşük sektördür. Teknoloji üretti satın. Tarım zaten sizi besleyecek bir yolda. Ben şunu yapayım, bunu yapayım. Eğitim aslında yani çok güzel bir şey dedi yine Fasıl Bey. Yani dedi ki bu harika bir şey, harika bir sözdü. Aziz Hoca'yla, Aziz Sancar Hoca'yla geçenlerde bir fırsatım oldu, şansım oldu. Aynı programda konuştum. Bakın onun dediği cümleyle bunu özdeşleştirdi. Dedi ki hayalinde hep daha çok para kazanmak değil, iyi iş yapmak da. Harika bir şey. Yani amacınız para kazanmaksa, amacınız akademisyen, kendinizi söyleyelim, akademisyenler olarak. Makale sayısı 5 tane yazdın, 1 lira 10 tane yaptın, 100 tane kitabın var ise hiçbir şeye yaramaz. Aziz Hoca dedi ki o konuşmada, onun hakkında yazılan kitapta ortaklar da şanslı, onurlandı diye yakaladı. Dedi ki, Nobel almak için bilim yapılmaz. Bilim yapmak için bilim yapılmaz. Topluma faydalı olmak için bilim yapılmaz. Sonra Nobel zaten gelir falan. Yine ilginç, yenilikle o yasaklamaya ilgili güzel bir söz daha kullandı. Dedi ki, başımızı ağrıtmıyorum değil mi? Azaltıyorum, merak etme. Kendim ülkeye nasıl olsa kontrol edemem. Dedi ki, öğrencilerin benden bütün derslerinden sonra, doktora vesaire derslerden sonra, öğrencilerin benden münakaşa ediyor. Hep münakaşa ediyor. Bu yumruklaşma anlamında değil. Tartışırlar ben. Yani fikirlerini özgürlükle söylerler. Ama biz öyle mi yapıyoruz? Bir öğrenci soru sormaması için neredeyse başını gözünü kıracak. Bilmem işte birisi sorunca sanki kıyamet olmuş. İşte onun için deniyor ki arkadaşlar, özgürlüğün olmadığı yerde üretim olmaz. Bunu bilmek lazım. Ama bu özgürlük böyle vatanı yıkmak falan böyle anlamayın. Yine oradan çevreyen tanrıya şeyde denen bir şey olmaz. Özgürlük işte her türlü konuşmaya, her türlü üretmeye, her türlü fırsatın verilmesine vesaire falan ilgili bir şeydir. Son olarak da şunu söyleyeyim, çok vaktimiz almayayım. Fesih Bey aslında canlı örneği oldu. Ben onlardan çok şey aldım, notlar aldım. Evrensel olmayan insan, milli fayda sağlar. Yani vizyonunuz, bakışınız evrensel olmak. Dünyayı kavramalı, insanı tanımalı. İşte Afrika'da ne oluyor, ne bitiyor bilmeli. Amerika'da ne oluyor, bitiyor bilmeli. Onu kendi ülkemizde dolayısıyla milli faydaya üretime dönüştürmek lazım. Eğitim modelim var. Ben öğrencilerden çıkardım. Son olarak bunu söyleyeyim. Okuyan insan, Kenan Hoca'da benzer şeyler söylendi. Okuyan insan, yani önce okumayı bilmek lazım. Sonra düşünen insan, yani okuyup böyle kitabın borazanı olmamak lazım. Okuduklarınızı zihninizde çevirmeniz lazım, düşünmeniz lazım mesela. Sonra düşünen, o da yetmez, fikir alışverişi. Zaten çağımız interdisipliner çalışma çağı. Fikir alışverişinde bulunabilen, yani tartışabilen insan modeli yetiştirmek lazım eğitim sistemimizde. Ve en sonunda da zaten işte bizim alanımız olan üreten insan, ekonomik olarak kalkmışsınız falan. Çok teşekkür ediyorum. Biraz uzattım ama bunlar böyle toparlama yapmak istedim. Evet, çok sağ olun. Katılım belgesi falan varsa, evet, yoksa. Evet, o zaman çok teşekkür ediyoruz. Sabrınız için de teşekkürler. Hocalarımızın konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Good job. 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 Good
Thank you.